Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende açı konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani son videodayız. Bu videoda bu içteye çemberin merkezi yani iç açı ortayların kesim noktası ve dış açı ortayların kesim noktasından bahsedeceğiz. Şimdi yeri burası mı değil mi biraz tartışılabilir ama ben yine de burada size vermek istedim arkadaşlar bu konu anlatımını. Çünkü e, üçgende açıyla ilgili soruların içerisinde bunlarla da karşılaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu mantığı burada bilmenizde fayda var. Üçgende açı ortay konusunda da anlatılabilirdi. Üçgende merkezler konusunda da anlatılabilirdi. Ama biz şimdiden bilelim arkadaşlar. Bunu evet şimdi 5. kurala kaldık. İlk 4 kuralı daha önce yapmıştık zaten arkadaşlar. 5. kuralımız da şuymuş. I'ya ne diyormuşuz arkadaşlar? İç açı ortayların kesim noktası. Yani iki tane iç açı ortayın kestiği noktaya biz iç açı ortayların kesim noktası adını veriyoruz. Evet burada iç açı ortaylar arasında kalan açı alfaysa arkadaşlar e, buradaki açı kullanmadığımız bak B köşesinden açı ortaya C köşesinden açı ortaya çıkmış. Hangi açıdan açı ortaya çıkmadı? A köşesinden. İşte buradaki alfa açısı neye eşit? 90 artı kullanmadığın açının yarısı. Yani A açısı bölü 2'ye eşit. Dış açı ortaylar arasında olduğu zaman da biz buna dış diye çemberin merkezi diyoruz. Şuraya arkadaşlar dış açı ortaylar arasındaki açıda 90 eksi A açısı bölü 2'ye eşit. Peki bir iç bir dış arasında kaldığı zaman da bir iç bir dış arasında kaldığı zaman da Yine açı ortay. Bakın şu üçgende bir iç ve bir dıştan bahsediyoruz ya. Buradaki açı bu sefer sadece ve sadece buradaki açının yarısı oluyor. Tekrarlıyoruz. İç açı ortaylar arasında olduğu zaman 90 artı A açısı bölü 2 kullanmadığımız açı. 90 eksi A açısı bölü 2 de iki dış açı ortay arasındaki kalan açı. Bir iç bir dış arasında kaldığı zaman da arkadaşlar şu şekilde bir iç bir dış arasında kaldığı zaman da ne diyoruz arkadaşlar? O sadece ve sadece A açısı bölü 2'ye eşit oluyor. Peki hocam ben bu kuralları bilmesem açıyla ilgili soru gelse yapar mıyım yaparsın yani ne olur ne olmaz ben sana onu da göstereyim arkadaşlar genelde bunu ezberliyorsunuz size kalmış ee, yani ben de kullanıyor muyum hadi tamam öğrenciler kullanmasın diyoruz ama ben kullanıyorum tabi soru geldiği zaman da kullanıyorum arkadaşlar bilseniz iyi olur sanki diyelim arkadaşlar tamam şimdi mesela böyle bir soru geldi şurası 40 derece atıyorum alfa isteniyor bizden Hocam buraya x derim x derim y derim y derim. A 2x artı 2 artı 40 eşittir 180 e x artı y'yi bulurum. x artı y'yi bulduktan sonra da alfa çıkar. Hatta 2x artı 2 y buradan kaç geldi? 2x artı 2 y 140'a 140 mı eşit oldu? Evet x artı y de kaç oldu? 110 oldu. x artı y 110 sa burada kaç da kaç derece oldu? 70 derece oldu. Mesela burada kaçı? Aynı şekilde şurası 40 derece verilmişse hocam x derim x derim y derim y derim. Burası 180 eksi 2x oldu, 2y oldu. Burası da 180 eksi 2x oldu. Şuradan x artı y'yi bulur muyuz? Şuradaki üçgendeki açılardan buluruz. E x artı y'yi bulunca da alfa bulunur mu? Bulunur tabii ki. Peki burada hocam, burada da yine aynı şekilde. Burası 40 dereceyse direkt cevap 20 ama biz yine de şey yapalım arkadaşlar. Ne diyelim? Hocam bunlara bir x x desem, buraya da y dememe gerek kalmadı. Niye? Hocam buradaki üçgende bakın iki açı yan yana geldi. İki açı yan yana gelince dayanamam. Ne yaparım? İki iç açının toplamı bir dış açı yaparım. Yani buraya bir x artı alfa derim. A burası da x artı alfa. Hocam 40'ı kullanmadık. Burada da 2x ile 40 yan yana büyük üçgende. Yani 2x ile 40'ın toplamı buraya eşit olmak zorunda. 2x artı 40 da neye eşittir arkadaşlar? 2x artı 2 alfaya eşittir. Bunlar bunlar gitti. 2 alfa 40 ise alfa da buradan kaç oldu? Gerçekten de 20 oldu arkadaşlar. Zaten bunun ispatı da oradan çıkıyor arkadaşlar. İşte bunların ispatları da buradan çıkıyor zaten. Ben sadece sayısal değerle size gösterdim. İspatlarında bu şekilde yani 40 dediğim yere şey diyebilirsiniz. Mesela X diyebilirsiniz. Ya da A açısı diyebilirsiniz. Ee, 40 dediğim yere A açısı dediğimiz zaman 2 alfa eşittir. A açısı ise alfa da buradan A açısı bölü 2 eşit oldu diyebilirsiniz. Mesela burada da yine aynı şekilde A açısı deyip işte formülize edilmiş halini buradan ispatlayabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız ben burada bir de şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada tamam. Buradaki amaç da şu, e, şu arkadaşlar. O amaç ne? Onu da göstereyim burada. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın burası iç açı ortay. Burası da iç açı ortay. Burası nedir? İç açı ortayların kesim noktası. Arkadaşlar iç açı ortaylar üçgen içinde bir noktada kesişir. Yani sen bu köşeden de üçüncü köşeden de bir şey çizdiğin zaman açı ortaylarının kesim noktasından geçiyorsa bu da açı ortay olmak zorunda. Çünkü açı ortayların kesim noktasından geçiyor. İşte çemberin merkezi üçgen içinde tek bir noktadır. O zaman bu da açı ortay olur. Hatta nasıl açı ortay olur? İç açı ortay olur diyeceğiz arkadaşlar. Yani şu açıyla da şu açı eşit olur. Hatta soruda şöyle bir şey derse bakın I diye bir şey derse bu hocam burası işte çemberin merkezi derse bu köşeden geleceksin bu köşeden geleceksin bu köşeden geleceksin İşte bu köşeden geldiğin bunlar ne olmak zorunda arkadaşlar açı ortay olmak zorunda arkadaşlar işte çemberin merkezini böyle kullanabiliriz o yüzden 3 tane iç açı ortay üçgen içinde bir noktada kesişiyor buraya geldik Hocam burada da dış açı ortay dış açı ortay. Bakın. Üçgenimiz burası değil mi arkadaşlar? Evet. Burası. Bu üçgende ne yapacağız arkadaşlar? Bakın burası dış açı ortayların kesim noktası. Hocam bir üçüncü köşeden de buradan böyle gelirse bu da ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Ama dış açı ortay mı olur? Hayır. Bu ne yapıyor? Üçgenin iç açısını böldüğü için iç açı ortay olmak zorunda. Zaten şunu diyeceğiz arkadaşlar. Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyor. Ya iki dış bir iç açı ortayı bir noktada kesiyor. Hocam dış açı ortayı niye olmuyor? Bakın şunun dış açısı burası ya. Buradan bir dış açı ortay çizdiğiniz zaman bunlar burada kesmesin imkanı yok zaten değil mi? O mantıkta gidebilirsiniz bir de. O zaman buradan gelen ne olmak zorunda? Açı ortayı olmak zorunda. Bu da nasıl bir şey olacak? İç açı ortay olur arkadaşlar. İç açı ortay olur diyeceğiz arkadaşlar. Peki şuna gelelim. Aa hocam üçgenimiz bu. Bak dikkat. Üçgenimiz bu. Bu üçgende bir iç açı ortay var bir de dış açı ortay var. O zaman burası ne oldu? Açı ortayların kesim noktası ama iç açı ortayların kesim noktası mı dış açı ortayların kesim noktası mı? Hocam bu iç, bu dışsa ben şunu öğrendim biraz önce. Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyor ya 2 dış, 1 iç bir e, noktada kesiyor. O zaman bu iç açı ortay, bu dış açı ortaysa 3. köşeden gelen, A köşesinden gelen ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Bak A açısının içinden geçmemiş zaten bu açı. Nereden geçiyor? Dışarıdan geçiyor. Dış açı ortay olur arkadaşlar bu. Zaten ne dedik? Ya 3 açı ortay bir noktada kestir. 3 iç açı ortay ya da 2 dış bir iç. E bu iç bu dışsa bu da dış olmak zorunda. Yani dış açı ortay olur diyeceğiz arkadaşlar. Ha dış açı ortay olur derken Hocam şu açıyla şu açı eşit demeyeceğiz. Dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu dış açı ortay olması için ne olması lazım? şu açının 180'e tamamlayanı bu açının dış açısı yani 180'e tamamlayanı yani şuradaki açı dış açı ortaya olur diyeceğiz. Ve bu arada bu iç ile dış arasında kalan açı alfaysa burası da nedir dedik arkadaşlar? 2 alfadır. 2 alfa olur dedik. Bak yukarıda da bir antrenman yapalım isterseniz. Bakın şuraya bakar mısınız gençler dikkat edin. Şurada kaç e, x ise neresi 2x'tir diye bir soru sordum. Dur dur videoyu bir düşün. Bak Şimdi ben devam edeyim. arkadaş bu iç açıortay, bu dış açıortay. şurada ne dedik? Bu önemli. İç ile dış arasında kalan açı Alfa ise açıortay çıkmayan yer 2 alfa bak. b ve c'den C arasında a köşesi 2 alfa yaptı. Burada da baktığım zaman şu a ve b'deki x'e a'daki iç açıortay ve b'deki dış açıortay arasında kalan açı x'e C'yi kullanmadım C'nin açısı 2x olur deriz. Ya da şuraya y diyecek olursam hocam a'daki iç açı ortayla c'deki iç açı ortay arasında kalan açı y ise açı ortay b köşesini kullanmadım. O zaman a'dan ve c'den gelen iç ve dış arası y ise b köşesinde de ne olur diyebiliriz? 2y olur diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Evet bu detay bilinse de olur bilinmese de olur ama tüm soruları yapmak için sanki bunları da en azından İç i̇şte çemberin merkezinden geçen iç açı ortay olur. da iç çemberin merkezinden geçen dış açı ortay olur. Ama hepsi dış açı ortay olmak zorunda değil. İki dış bir iç açı ortay dışta çemberin merkezinden geçer arkadaşlar. Bu dediğimi de unutmayın. Şimdi sorulara başlayalım. A, iç açı ortay, iç açı ortay. Burası ne oldu arkadaşlar? Açı ortayların kesim noktası kaldı. A, üçüncü de o köşeden geçiyorsa bu da açı ortay olmak zorunda. Yani burası da iki alf oldu. Hocam alfa isteniyor. Şu içler arasında kalan açı 130 neye eşitti? Kullanmadığımız açın bakın A ve B'den iki tane iç açı ortay arasında kalan açı. A ve B'den çizilen açı ortaylar arasında kalan açı. 90 artı kullanmadığın açının yarısıydı. Yani 2 alfa bölü 2 idi arkadaşlar. Bu arada x x y işte x, x y, y deyip oradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. En azından formülü biraz kavratmak için bu şekilde yapmak istedim burada da. Buradan ne geldi arkadaşlar? Şunlar şunlar gitti da neye eşit oldu arkadaşlar? 40'a eşit oldu bu soruda. Tamam Normalde x x y y deyip de x artı y artı 130 x artı y artı 130 eşittir 180'den. x artı y'yi kaç bulursunuz? 150 e, kaç? 50 bulursunuz. E, 2 x 2 y ve 2 alfa. 2 x artı, artı 2 y artı 2 alfa da 180 deyip 2 x artı 2 y zaten x artı y 50 olduğundan 100 olur. O zaman buraya da 80 kalır. 2 alfa 80 ise alfayı da 40 derece olarak buluruz. Bu da ikinci yol olsun arkadaşlar. Tamam. Geldik bir sonraki soruya. Aa, bak 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 şu üçgende dikkat et şu üçgende ne var? Hocam bu üçgende bir iç açıortay var bir de dış açıortay var. Dikkat ederseniz. Bu üçgende, üçgende de, üçgene de dikkat etmek lazım. Hangi üçgenden iç açıortay ve hangi üçgenden dış açı çıktığını bilirseniz şekildeki karışıklık ortadan kalkar. Hocam buradan bir iç açı ortay buradan bir dış açı ortay çıkmış. A iç ile dış arasında kalan açı 25 ise açı ortay çıkmayan yer A köşesi. Burası kaç yapar? Direkt ilk katı. En azından bunu bilin arkadaşlar. İç ile dış önemli. Yani 25 ise burası 50 oldu. Hocam bu alfayı nasıl bulacağım? Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorum. O zaman dikkat et. Hocam açı ortay. Hocam açı ortay. Burası açı ortayların kesim noktası. O zaman bu köşeden gelen de açı ortay olmak zorunda alfa 50 olur deme. Hocam bu iç açı ortay. Bu da dış açı ortaysa. Ya 3 tane iç aç ortay bir noktada kesişiyordu ya da 2 dış 1 iç. Hocam bu iç bu dışsa buradan gelen de dış olmak zorunda. Yani dış olmak zorundaysa hop şöyle olmak zorunda arkadaşlar. Bu dış açı ortaya olmak zorunda. Burası alfa ise burası da alfa olur. Yani buradan ne geldi? 2 alfa artı 50 eşittir 180'den. 2 alfa eşittir 130'dan. Alfayı da buradan kaç buluruz? 65 derece olarak buluruz sevgili gençler. Evet bu sorumuzun cevabında 65 bulduk. Geldik şu soruya. Evet. Şimdi ne yapmışız? Bir soruyu yeni nesil bir soruya çevirmişim sadece. Bakalım. Evet 40 derece verilmiş. CKF açısı alfa olarak verilmiş. Üçgen biçimindeki ABC ve DBE kartonları. Bakın ABC ve DBE kartonları şekildeki gibi üst üste konulmuştur. Peki. DCE üçgeni DC boyunca katlandığında DCE'yi DC boyunca katladığımızda arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle katladığımızda. E noktası F noktası ile çakışıyor. E noktası F'ye geliyor. Aa, bu üçgenin aynısı E noktası F'ye geliyorsa o zaman katlanmış hali. Şu üçgen burası mı oldu? Evet. Katlama sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Ama açı sorusu ya büyük ihtimalle açıları kullanacağım arkadaşlar. Kenarlara girmeyeyim. Ama yine de göstereyim. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarlar birbirine eşit. Hocam üst üste binen açılar da birbirine eşit. 40 sağ burası da 40 olacak. Hocam buradaki açıyla da buradaki açı birbirine eşit olmak zorunda. Üstte binen açıların birbirine eşitliğinden dolayı. Tamam. Kenarlarla alakalı bir şey olmadığı için kafamızı karıştırmasın. Şunları silerim isterseniz. Tamam. Geldim şuraya. ABF üçgeni, ABF üçgeni DC boyunca katlandığında Bir dakika. ABF üçgeni BF ben niye yanlış okudum? ABF üçgeni BF boyunca katlandığında şu boyunca katladığımızda A noktası da ne ile çakışıyormuş arkadaşlar? K ile çakışmaktaymış. A noktası K'ya gelmekteymiş. He, dikkat. A noktasını K'ya getir bakalım. Şuraya geldi. A üstte binen kenarlar birbirine eşit. Üstte binen açılar birbirine eşit. Yani şu kenarla şu kenar, şu kenarla şu kenar. Üstte binen açılar da birbirine eşit olacak. Şu açıyla şu açı. Hatta bu açıyla da bu açı eşit olacak. Hatta şuradaki açıyla da şuradaki açı birbirine eşit olacak arkadaşlar. He, şu kenarları silelim arkadaşlar kafamızı karıştırmasın. Şimdi güzel bir durum çıktım diye bakalım. Arkadaşlar burada bir açıortaylık var. Burada kaç ortaylık bir işimize yaramıyor. Silelim kafamızı karıştırmasın. Hocam burada bir açıortay, ortay. Burada da bir açıortay. ortay. Aa, şuradaki üçgende. Hocam bu iç açıortay, ortay. Bu da dış açıortay oldu. İç ile dış arasında kalan açı 40 derece ise açı çıkmayan yer burası değil mi? Bakın şu üçgende iç dış arasında kalan açı 40 ise o zaman burası nedir? 80'dir. E ben bunu böyle katladım. Katladığım zaman Burada kaç? Buraya eşitti. Yani burası da 80. E alfa artı 80 eşittir 180 olduğundan dolayı alfayı da buradan kaç derece buluruz arkadaşlar? 100 derece buluruz. Evet bu sorumuzun cevabını da böylelikle 100 bulduk arkadaşlar. Katlamanın temel mantığını herkes anladı değil mi? Üst binen kenarlar eşit ama kenarlarla alakalı bir şey yok. Burada açıları şey yaptık arkadaşlar kullandık. Açı sorusu olduğundan dolayı zaten açıları kullanınca da direkt kendiliğinden cevap çıktı. İç dış 40 ise 80, 80 ise 80. Katlamadan dolayı üst üste açılar eşit. E burası da 180'e tamamlıyor. Yani açımız 100 derece geldi. Ve geldik son soruya. Aa hocam burada bir açı ortaylık var. Başka da bir şey var mı? 20 derece var 80 derece var. Burası 100 derece yapıyor. Allah Allah ne yapacağız burada hiç? Özel bir durum falan filan da çıkmamış gibi. Ee, ne yapacaksınız biliyor musunuz? Özellikle iki tane açı yan yana geldiğinde. Lütfen ama lütfen. 180'e tamamlayan açısını düşün. Hocam 20 ile 80'in toplamı 100. 180'e tamamlayan açısı kaç derece? 80. He, 80 tanıdık mı tanıdık burada var. O zaman 180'e tamamlayan açısı mesela bu doğruyu uzattığınız zaman burası 80 olur. Ama 80'ler ayrı gayri yerlerde işime yaramaz. Ama bunun bir dış açısı burası değil ki. iki tane dış açı oluyordu. Ya da şunu uzatırsın mesela. Değil mi? Şunu uzattığınız zaman da 180'e tamamlayan bu doğrusal açıdan buradaki açıyı 80 derece buluruz. Aa burası da 80. Yani şurası ne oldu? Açı ortaya oldu. Dikkat edin şu üçgende bak dış açı ortay olduğunu görüyorsunuz. Bu üçgende bu dış açı ortay. Bu da bir dış açı ortay. Hocam ne oldu o zaman burası? Şu üçgende bu dış açı ortay, Bu dış açı ortaysa burası açı ortayların kesim noktası. A, B köşesinden de gelmiş. B köşesinden de gelen dış açı kesim noktasından geçiyorsa ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Ama bu dış, bu da dışsa zaten ya üç iç açı ortay bir noktada kesiyordu ya da iki dış bir iç açı ortay bir noktada kesiyordu. O zaman bu iki dışsa bu da iç açı ortay olmak zorunda. Şöyle açıortay oldu arkadaşlar. Tamam. A burası da nedir? Bir iç bir dış arasında kalan açı alfaysa alfaya iki alfa olmuyor muydu? Bire iki. Yani iç ile dış arası kalan açı alfaysa burası iki alfa oluyordu. Yani iki alfa eşittir 20 ise alfayı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 10 derece olarak buluruz. O zaman bu örneğimizin cevabı da ne çıktı arkadaşlar? 10 çıktı. Ve sanırım üçgende açı konusunun konu anlatımını bitirdik arkadaşlar. Sırada var, ne var? Bence geometrinin en temel konularından, olmazsa olmazlarından bir konu var arkadaşlar. O da ek çizimler. Evet. Kitaplarda görmemişsinizdir ama benim olmazsa olmazım arkadaşlar. Bu ek çizimleri de ayrı bir şekilde bilmek lazım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ek çizimler videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.